Mamluk yapan kanalıma hoş geldiniz. Değerli izleyenlerim, Oflu Hoca ikinci bölümde karşınızdayım. Sorularınızı en güzel şekilde cevaplandırmaya çalıştım. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Mustafa arkadaşımız sormuş. Hocam ayva yemek orucu bozar mı? Değerli Mustafa kardeşimiz, ayvayı nasıl yersen ye, ne şekilde yersen ye oruç bozulur. Orada hemfikiriz. Bak bir dahaki Ramazan'a kesinlikle ayvayı yemiyoruz. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hocam ağır iş yapıyorum demiş. Oruç tutmasam olur mu diye sormuş arkadaşım birisi. Arkadaşlar, Yaradanımız oruç tutun dedikten sonra bize laf düşer mi? Oruç tutsanız tabii ki iyi olur. Cehennemden daha zor yer mi var? Ananın evladından, evladın babadan kaçacağı günden korkmak gerekir arkadaşlar. Herkes ayağını denk alması gerekir. Evet, üçüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü soruda arkadaşım bir tanesi şöyle bir soru sormuş. Dinsizlerin sonu ne olacak? Evet, başka bir arkadaşımız sormuş. Kabir azabı var mı? Arkadaşlar, kabir azabı olsa ne olur, olmasa ne? Biz hayatı nasıl yaşıyoruz, ona bakmak gerekir arkadaşlar. Hayatımız sırat-ı müstakim üzerine olursa, olsa ne olur, olmasa ne olur? Sonunda insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Azap çekecek amelimiz varsa, o azabı ha kabirde çektik, ha cehennemde, ne fark eder? Ey cemaat, ne fark eder? Biz amelimizi güzel bir yolda yapalım ki, dost doğru olalım ki, önümüzde hep cennet olsun. Azabı hiç düşünmeyelim arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu hepimizi azaptan, kabir azabından, cehennem azabından uzak etsin. Amin deyin. Sahurdan sonra rüyalandım diyor. Orucun bozulur mu? Hayır arkadaşım, bozulmaz. Gusül yap, tamam, devam et gitsin. Evet, 6. soruya geçiyoruz. Haberi olmadan su içmiş arkadaşım bir tanesi. Orucun bozulur mu diye sormuş. Allah'ın izniyle bozulmaz. Unutarak yenilen yemek, su, ne yaparsan yap, unuttuktan sonra unutmanın dinimizde bir mesuliyeti yoktur arkadaşlar. Dinimiz ne kadar güzel, hoşgörülü ve insanı düşünen bir din arkadaşlar. Hep kolaylaştırıyor, zorlaştırmıyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Alimler olarak önüne gelen herkes dini zorlaştırmak için her şeyi yapıyor arkadaşlar. Yedinci sorudayız. Evet arkadaşlar, yedinci soruda Turgay arkadaşımız dini parayla anlatmak caiz midir diye bir soru sormuş. Bilmem. Allah bilir. Beklenen cennet gelecekse çekilen çile kutsaldır. Sorularınıza kendimce cevaplar vermeye çalıştım. En doğrusunu Allah bilir arkadaşlar. Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir. Küçümsediğin her şey için gün gelir önemsediğin bir bedel ödersin. Arkadaşlar, sabır ile dua müminin en güzel silahıdır. Bunu bilelim, hep dua edelim. Beklenen cennet gelecekse çekilen çile kutsaldır. Gerek yok her sözü beyana, bir bakış bin söz eder bakıştan anlayana. Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirlerini yiyorlar. Ama ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yanda abone düğmesine dokunuyorsunuz. Yanda abone düğmesine, bak orada altta abone ol yazıyor. Oraya dokunuyorsunuz. Çıkan yerden abone ol'a tıklıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'ın selamı üzerinize olsun.